Türkiye'deki temel problem hukuki durumlar daha çok politikanın ekseninde dönüp duruyor. Yani Türkiye'de barış süreçleri olduğunda ya da demokratikleşme süreçleri olduğunda görüş adaya ziyaretler çok kolay yapılabiliyorken Türkiye'deki politik atmosfer, siyasal iktidarın kafasındaki tahayyül ettiği şeyleri gerçekleştirme amacıyla paralel olarak adaya ziyaretler, hem aile ziyaretleri hem avukat ziyaretleri de kısıtlandı. Ceza infaz kanununda bir hükümlünün ağırlaştırmış hapis cezasına infazını gerçekleştiren bir hükümlünün görüş hakkı, hem aile görüş hakkı hem de avukat görüş hakkını engelleyen herhangi bir düzenleme mevzuatımızda yok. Ama işte çok absürt disiplin cezaları gerekçe gösterilerek hem Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki Sayın Abdullah Öcalan'la ilgili görüşler engelleniyor. Hem de onunla beraber orada cezasını infaz eden hükümlülerle ilgili de bu kısıtlamalar getirilebiliyor. Ama bunların mevzuatımızda hiçbir şekilde bir yeri maalesef bulunmamakta. Zaten avukat meslektaşlarımızın da bugüne kadar gerek infaz hakimliği, ağır ceza mahkemesine sürekli zaten başvurularda bulunuyor. Ama buradaki temel problem Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu başvurulara ilişkin, yani görüşlerin yapılmamasına ilişkin yapılan bireysel başvurularla ilgili herhangi bir karar vermemesi. Yani 2012-13 yılında yapılan bir başvuru, da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hükümetten savunma istemesine rağmen halen dosya aslında karar aşamasında olmasına rağmen herhangi bir karar verilmiyor. Bu da gerek Anayasa Mahkemesi'nin gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aslında politik kurumlar olduğu, onların da zaman zaman süreçlere göre hareket ettiklerini, bazı kararları sürece yayarak verdiklerini görüyoruz. Şimdi bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi kurumların da aslında çok şeffaf olmadığını, yeri geldiğinde politik süreçlere maruz kaldıkları için yeri geldiğinde bu tür kararları geciktirdikleri ve bu tür kararları sırası gelmesine rağmen vermediklerini görüyoruz. Şimdi şöyle, zaten devletin bir politikası var bu konuda. Yani devletin İmralı'ya dönük, İmralı Adası'na dönük, ada rejimine dönük bir politikası var. Bir programı da var. Bunu uygulamaya çalışıyor, uyguluyor da. İşte aile görüşleri ve avukat görüşlerini yaptırmamaya dönük. Yani bugün Sayın Abdullah Öcalan'ın Orta Doğu'daki politik konumu ve politik hakimiyetinin ne derecede olduğunu bütün dünya biliyor. Şimdi bir kendisinin dışarıya vermek istediği siyasi mesajları ve politik mesajları dışarı yansımasını hiçbir şekilde istemiyor. Bunu da hukuku aracı kılarak yapıyor. Şimdi az önce belirttik, infaz yasasında bir hükümlünün ağırlaştırmış müebbet hapis cezasıyla çarptırılsa dahi avukat görüş hakkı ve aile görüş hakkı ve telefon hakkı kısıtlanamaz hiçbir şekilde. Ama burada bu kısıtlamaların hukuka uygun olmayan gerekçelerle yapılıyor olması aslında hukukun da mahkemelerin de
devletin programına, devletin çantasında bulunan programa hizmet ettiğini, aracılık ettiğini görüyoruz aslında. Evet, devlet, hükümet kendince İmralı'ya dönük bir programı olabilir. Ama buna mahkemelerin bağımsız ve tarafsızım diyen mahkemelerin buna aracılık etmemesi gerekirdi. Yani hukuka uygun olmayan gerekçelerle disiplin cezası verip hem avukat görüş hakkını hem de aile ziyaretlerini engellememesi gerekirdi. Maalesef geldiğimiz aşamaya kadar hükümetin yaptığını hukukta sessiz kalarak tasdik etti ve ileride telafisi imkansız olabilecek sonuçlar da doğurdu. Bir söz söylendiğinde bir 10 sene önce ülkemizde ileride İmralı tecridi uygulanacak, ülkenin tamamına uygulanacak denildiğinde insanlar çok bunu tahayyül edilemez, çok uçuk bir fikir olarak gördü. Ama biz zaman ilerledikçe İmralı Adası'nda uygulanan her tecrit politikası herhangi bir vatandaşın önüne çıkabilecek bir devlet politikası haline geldi. Yani dışarının içerileştiği bir süreç yaşıyoruz. İmralı Adası'nda denendi, uygulandı. Sonra bunu burada uygulayalım, şurada uygulayalım. Sadece mahkemelerde değil, hayatımızın neredeyse tüm alanlarında tecride yönelik, tecridin izlerini taşıyabilecek uygulamalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Buradan biz şunu görüyoruz. Bir de facto uygulama yapılıyorsa ülkede, bu de facto uygulamanın her an genelleşebileceği, her an herkese uygulayabileceğini görebiliriz. İnsanların bunu unutmaması gerekir. Yani kişinin pozisyonunun ne olup olmadığına bakmaksızın kişinin yasada belirtilen en doğal haklarının kullanılmasının önüne geçen uygulamalara son vermeleri gerektiğini, zira ileride bir gün onların da karşılaşabilecekleri bir ceza infaz sistemi ya da ceza yargılaması, ceza usul hukukuyla karşılaşabilirler. Devletin hukuki açıdan resmi ideolojisine aynen devam ettiriyorlar. Yani 20 sene önce biz Kemalizm rejiminden bahsediyorduk. Kemalizmin uygulamalarından, devlet güvenlik mahkemelerinden ya da özel yetkili mahkemelerden bahsediyorduk. Bugün onların isimleri değişmiş olarak farklı mahkemelerle, farklı uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi Öcalan ve Türkiye kararında ağırlaştırmış hapis cezasına ilişkin, ağırlaştırmış hapis cezasının insani olmadığını, infaz mantığına uygun olmadığını, kişinin illaki ileride bir gün özgürlüğüne kavuşabileceğini kanuni düzenleme altına alman gerektiğine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok önceden vermiş olduğu bir karar var. Bu karar halen Türkiye'de uygulanmadı. Uygulanmamasının önündeki en büyük engel de Sayın Abdullah Öcalan'ın İmralı hapishanesinde tutulması. Yani çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Bu kararın uygulanması gerekiyor. Uygulanması açısından Türkiye'de yasal mevzuat değişikliklerinde olması gerekiyor. İşte bu yüzden bu mekanizmayı uygulamak için her şey yapacağız. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar kişinin illaki özgürlüğüne kavuşacağına dair bir infaz rejimi yaratman gerekiyor. İnfaz rejimi yaratmazsan bu infazın mantığına aykırı. O yüzden hukuken bu mümkün. Yani politik gelişmelerden bağımsız söylüyorum. İşte Türkiye'deki bir barış sürecinin gelişimin olmayacağını tahayyül edersek hukuken özgürlüğüne
kavuşması açısından da bu yapılabilecek bir mekanizma. Serbest bırakılmasının bu ülkeye getirisi götürüsü ne olur? Aslında bu onun fikirleriyle de ve daha önce söyledikleriyle de bugünün Türkiye'sine gelindiğinde çok iyi görülebiliyor. Türkiye'de nelerin değişebildiğini, politik açıdan, toplumsal anlamda nelerin geliştiğini, hukuksal anlamda nelerin olumlu anlamda geliştiğini bu ülke görebildi. 2013-2015 yılları arasında bu ülke 100 yıllık tarihinde bir bahar mevsimi yaşadı ve halkların bir arada olduğu, işte asker ailesiyle hayatını kaybeden gerilla ailesinin bir araya geldiği, işte toplumun her kesiminden, işte Edirnelisinden Karslısına kadar her kesimdeki insanların bir araya gelip bu ülkede tabu olarak görebildiği, tüm sorunları açık bir şekilde konuşabildiği, bu ülkede demokratik özellikten, işte otonomiden, işte siyasal hakların Kürtlere verilmesinden, işte ana dilde eğitimden tutun da uluslararası anlamda ülkenin bir cazibe merkezi haline gelmesine kadar tutun da tüm alanlarda nasıl bir baharı yaşadığımızı herkes gördü. Bunların tamamı devletin Öcalan'la görüşmesi ve başlatılan barış sürecinde Öcalan'ın rolünü üstlenmesinden dolayı gerçekleşen bir ortam haline geldi. Aslında Öcalan'ın Türkiye toplumuna, Orta Doğu toplumuna ya da dünya toplumu içerisindeki konumunu, politik gücünün ne derecede olduğunu, fikirlerinin uygulanmaya çalışıldığında ne kadar topluma katkı sağladığını görebildik. Ama kendisiyle görüşmeyip farklı yapılarla hareket edilmeye başlandığında gördük ki bu ülkede ekonominin de çok iyi gitmediğini gördük. Ekonomi iyi durumda değil, hukuk iyi durumda değil, toplum mutsuz, ülkedeki aydınlar ülkeyi terk ediyor. Yeni nesil gençlerin büyük bir kısmının tek amacı belli bir yaşa geldikten sonra bu ülkeyi terk etmek. Şimdi bunu görebilen bir makul bireyin, makul bir siyasetçinin yapması gereken şey, ilk şey İmralı ile tekrar görüşüp süreci başlatıp ülkenin tekrar iyi pozisyona gelmesini sağlamak iken, maalesef bunu istemeyenlerin aslında ülkenin bekasını da istemediğini, ülkenin ileride politik, ekonomik ve hukuki anlamda dünya standartlarına ulaşmasını istemeyen ve sürekli 3. dünya ülkesi konumunda kalmasını isteyen güçler olduğunu biz görebiliyoruz. Hani bu ülkeye bakıp ülkenin mevcut durumunun, siyasi kaosun var olduğu bir süreçte biz bu ülkenin dışarıya açılmasını da sağlayamayız. Dışarı da bu ülkenin bu halini gördükçe, hukuki güvenliğinin olmadığını bilen bir birey gelip bu ülkede yatırım da yapmaz, bu ülkede yaşamaz da, bu ülkede turist olarak da kalmaz. Yani salt kendi iç sorunlarımızdan bağımsız. Dışarıya karşı bu görüntü var ise ve içerideki kaynayan kazanı da biz görmeyip ısrarla halen 30 yıl öncesinden kalma ve o yöntemleri daha da geliştirip daha da toplumsal baskı aracı haline getirip devam edersek bu ülkenin ilerlemesinin de imkanı bulunmamaktadır. O yüzden en başta söylediğimizi yine en sonda söyleyelim. Tecrit kaldırılmadan bu ülkede demokratikleşme de olmaz,
ekonomik anlamda düzelme de olmaz. Toplumdaki bireylerin refah seviyesi de yükselmez maalesef. Hep tüm bu hususlar birbirine zincir halkası gibi birbirine bağlanmış ve bu halkanın ana damarı koptuğu sürece, kopuk olduğu sürece diğer hususlarda da ilerleme kat edilemeyeceğini belirtebiliriz.